30 dakikaya hoş geldiniz. Ekonomi gündeminde öne çıkan gelişmeleri değerlendireceğiz ama birazdan. Bu dakikayı bugün iki ana bölüme ayıracağız. İlk bölümde öğrencileri konuşacağız. Okul tatili diyelim ya da uzaktan eğitimin uzatılmasıyla ilgili yeni süreç açıklandı Milli Eğitim Bakanı tarafından 31 Mayıs'a kadar. Bu süreç içinde öğrencilerin neler yapması gerektiğini, 17 milyon öğrenciden bahsediyoruz ve çok sayıda öğretmenden bahsediyoruz. Her birinin hayatındaki değişiklikleri konuşacağız. İkinci bölümde İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan'la bir mülakat gerçekleştireceğiz. Sanayinin durumunu konuşacağız. Şimdi telefon attığımızda Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu var. Selçuk Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Ali Çağatay Bey. Çok teşekkürler. Şimdi bize hem durumu bir özetlemenizi istiyoruz. Sonra yol haritasını ayrıca konuşacağız. Yani tabii UNESCO'nun açıklamalarından başlamak lazım. Dünyada şu anda 188 ülkede eğitim görenlerin %92'sinin okulları kapalı. Evet. %92'sinin okulları kapalı. Ve yani sadece bu UNESCO günlük veriler açıklıyor. Sadece bu Türkiye'yi ilgilendiren bir şey değil. Aynı pandemide olduğu gibi eğitim de dünyada tamamen kapalı bir süreçte. Ama İngiltere, Fransa, Kuzey ülkeleri gelecek haftadan itibaren yavaş yavaş eğitimi tekrar açmaya başladılar. Evet, Çin'de belli bir miktar başladı. Güney Kore'de yakın bir zamanda kademeli olarak eğitime başlayacağını açıkladı. Yani mevcut durumda dünya ile Türkiye'nin arasında çok büyük bir farklılık yok. Okuldan okula, Amerika gibi ülkelerde, eyaletten eyalete farklılıklar var. Bu sürece uygun olarak, yani ülkenin yaşadığı pandemi sürecine uygun olarak da eğitim düzenlemeleri yapılıyor. Evet, şimdi buna tabii tatil demiyoruz. Tatil deyince caydırıcı oluyor ve çocukların daha fazla rehavete kapılmasına yol açıyor. Uzaktan eğitimin süresini 31 Mayıs'a uzattık dedi Milli Eğitim Bakanı. Çok yerinde bir tespit olarak bu. Bir de sınıfta kalma kalkıyor. Dolayısıyla bu yılı istisnai bir yıl olarak herkes gelecekte ajandalarına yazacaklar. İşte filan yıl biz 2019-2020 eğitim öğretim yılında pandemi dolayısıyla sınıfta kalmadan geçtik diyecekler. Hoş bir anı olarak kalabilir herkesin hafızasında. Sınavlarla ilgili duruma ilişkin henüz bir netlik yok. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanı açıklayacak. Tatilin ya da uzaktan eğitimin uzaması sürecinde ne tavsiye ediyorsunuz çocuklara? Şimdi Ali Çağatay Bey, bir kere şunu ortaya koyalım. O olağanüstü bir koşul. Okullar hiç açılmazsa, ki açılmama ihtimali var. Yani Haziran'ın ortasındaki normal süreçte açılmama ihtimali var. Kaybımız ne olacak? 61 okul günü. Tekrar ediyorum, 61 okul günü. Evet. 61 okul günü çok rahat, maksimum 3 haftalık bir süreçte telafi edilebilir. Niye bunu diyorum? Sayın Bakan da söyledi. Aslında bir şekilde eğitim demiyoruz biz ona, Türk Eğitim Derneği olarak. Öğretim devam ediyor. Evet. Çünkü eğitim hem akademik öğretimden hem de okulda aldıkları sosyal ve duygusal gelişiminin bütünselidir. Hepsidir. Yani siz sosyal ve duygusal gelişimi akademik olarak evde bir şeyler verebilirsiniz ama evde vermeniz mümkün değil. Bunun toplamına biz öğretim diyor, eğitim diyoruz. Öğretimi alacağız, yani EBA, uzaktan eğitim her neyse, artı telafi bir bütündür dedi Sayın Bakan. Yani sonuç itibariyle şu anda bir miktar öğretim devam ediyor. Tabii şunu sakın unutmayalım. Uzaktan eğitim denilen kısım dünyada yetişkinler içindir. Evet. Dikkat ederseniz senkron olan eğitim, yani yüz yüze gibi olan, canlı olan eğitim İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde K12'de yapılmadı. Çünkü çocukların özellikle 15 yaş altının bilişsel becerileri açısından, yani somuttan soyuta geçiş süreçleri, algıları açısından uzaktan eğitime konsantre olmalı, ders gibi konsantre olmalı mümkün değil. Onun için uzaktan eğitim bundan sonra öğretim devam edecek. Fakat bir şeye dikkat etmek lazım, yanlış anlaşılmasın. Eğitim üst üste konmadır, küpler gibidir. Yani Sayın Bakan'ın, evet, bakanımızın burada herkes geçecek demesi, ki zaten herkes geçiyordu, onu da söyleyeyim. Yani zaten Milli Eğitim Bakanlığımız bu süreçten önce artık sınıfta kalma çok doğru bir kararla gelecek demişti. Çünkü şu anda da herkes geçiyor. Yani yüz üstünden ders ortalamalarınız 50'nin üstündeyse zaten geçiyorsunuz.
50'nin altındaysa da 6 derse kadar sorumlu geçebiliyorsunuz. Yani aslında şu anda K12'de fiilen bir kalma devamsızlık dışında, devamsızlıkta çok daha fazla oluyor kalma oranları, kalma oranı yok. Ama şöyle bir rehavete girmeyelim, bu yanlış anlaşılmasın. Nasıl olsa geçeceksiniz, siz evet. Onun için EBA'yla uğraşmayın, verilen ödevleri yapmakla uğraşmayın. Sakın öğrencilerimiz girmesinler, velilerimiz bunu kontrol etsin. Çünkü aksi takdirde yüz yüze telafi başlayıp bir sonraki seneye de başladıkları zaman çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Çünkü her sene bir üstüne koyarak gider eğitim. Yani burada biz bu açıklamada bunun net olarak tekrar vurgulanmasını biz de bakanlıkla konuşup bunu ileteceğiz. Çünkü çocuklar ya nasıl olsa geçtik, niye oturayım ki, niye ödev yapayım ki yaklaşımına girmesinler. Onun için bu uzaktan eğitim veya öğretim kısmı devam edecek Mayıs'ın sonuna kadar. Ondan sonra okulların tekrar açılması tabii Türkiye'nin koşullarına göre değerlendirilecek. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalardan zaten anlıyoruz ki bayramdan sonra kademeli bir düzelme şeyine gideceğiz. Ama tabii ki bunun bir psikolojik süreci de var. Asıl ekonomik süreci var herkes açısından. Evet. Bir toparlanma süreci var. Bizim buradaki tahminimiz şudur. Yani biz tabii burada bakanlıkla da çok yakın görüşmeler de yapıyoruz. Evet, Türkiye Eğitim Derneği olarak da. Bizim buradaki tahminimiz şudur. Belki çok kısa bir karne verme olabilir veya sadece 8 ve 12. sınıflar için seyreştirilmiş sınıflarda çok kısa bir çalışma yapılabilir. Ama asıl bu telafinin yapılacağı şey Ağustos'un veya Eylül'ün başından başlayarak biliyorsunuz Eylül'ün ortasında ve 18'inde açılıyor okullar. Evet. 3 haftalık bir süreçte telafi eğitiminin yapılması bunun için yeterli olacaktır. Ama şöyle bir şey yapılması gerekiyor. Çocuklar okula döndükleri zaman, çünkü herkesin imkanları farklı. Yani Milli Eğitim Bakanlığımız burada bir senedir yaptığı okullar arasında eşitsizliği ortadan kaldırmak için EBA çalışmasını yapıyordu. Bunun için de hızlandırdılar, ciddi bir fırsat haline dönüştü. Ama düşünün ki bir evde 3 çocuk var ilk öğretimde, ki böyle ailemiz çok. Bir televizyon var. Bunlarla ilgili sıkıntılar olabilir veya internet erişimi üzerinden sıkıntılar evet. Tabii ki vardır. O zaman yapılması gereken şey çocuklar okula döndüğü zaman bir kazanım testi yapılacaktır çocuklara. Bu ne demektir? EBA sisteminden veya uzaktan eğitimden veya senkron eğitimden ne kazandıklarını öğretmenler görecektir. Güzel. Ona göre bir telafi programı uygulayacaklardır. Yani üniteler bazında sanki normal bir eğitimdeymiş gibi her üniteyi belli bir zaman aralığında tamamlama değil, eksiklikler üzerine gideceklerdir. Hiç kimse telaşlanmasın. Zaten hiçbir şey için telaşlanmayalım. Önemli olan evlatlarımızın sağlıklı ve sıhhatli olması. Yani 61 günlük Anladım. Bir kayıp falan değil. Bu olağanüstü bir koşul. Ama bu kesinlikle telafi edilir. Tabii ki burada stres kimde olacaktır? Şu anda sınava girenler ve gelecek sene sınava girecek olanlar da olacaktır. Evet. Onlar için şu anda sınava girenler için de müsaade ederseniz bir iki cümle söylemek isterim. Peki birkaç cümle. Maalesef Türkiye Eğitim Derneği olarak biz yıllardır bu sınav sistemiyle eğitimi perişan etmiş, toplumu mahvetmiş bir sınav sistemiyle mücadele ediyoruz. Fakat şunu unutmasınlar. Bu sınav yanındakiyle yarıştır. Onun için herkes aynı koşulda. Aslında daha ileri bir şey söyleyeyim. Belki biraz da sosyal adaleti getirdi. Yani ekonomik seviyesi yüksek olanlar 2 kişilik, 3 kişilik dersler alırken aile geliri yeterli olmayanlar kendilerine göre bir kursa veya dershaneye ekonomi şeylerine gidiyorlardı veya kendileri telafi yapmak istiyorlardı. Evet. Şu anda herkes aynı koşulda. Şartlar eşitlendi diyorsunuz. Evet. Şartlar binlerin hepsi eşitlendi tamamen olmasa. Ama şunu da sakın unutmayalım. Birinci dönemden sorulacağı için onların bir kaybı yok. Niye? Hepimiz biliyoruz ki maalesef sistem 12. sınıftaki çocuklarımızı sahte rapor peşinde koşturuyor. Evet. 8. sınıftaki çocuklarımız bütün raporlarını ve okula gitmeme süreçlerini ikinci dönem uyguluyorlardı. Zaten gitmiyorlardı. Bir tek şey var, psikolojik süreçlerinde biraz sıkıntı oluyor. Çünkü dışarı çıkıp rahatlama ile ilgili sıkıntıları var. Onun için onlar kesinlikle telaşlanmasınlar. Bu süreci iyi değerlendirsinler. Sayın Bakanımızın söylediği aslında 11 ve 12'lerdeki EBA akademik destek programı gerçekten çok iyi bir destek programıdır. Onu net olarak söyleyeyim. Aslında okullar açık da olsa onu disiplinli yapan, asıl sorun evet. disiplinli yapan tabii bir çocuk dershane veya kursa ihtiyaç görmez.
Çünkü her türlü orada takviye akıllı robotlarla yapılan bir sistem. Çok iyi bir sistem, EVA'nın sistemi. Ama tabii herkes bunu disiplinli uygulayabilir mi? Bana göre hayır, çok büyük bir kısmı uygulayamaz. Herkes erişimde şu anda imkana sahip mi? Çünkü bu internet üzerinden yapılan canlı ASEC-10 bile olsa internet üzerinden yaptığınız bir sistem. Evet. Onunla ilgili dezavantajlar var. Ama o iyi bir sistem, peki, iyi bir telafi yapar. Çok teşekkürler Selçuk Bey. Bir cümleyle yanıtlamanız için soruyorum. Telafi edilici süre içinde çocukların eğitim, öğretim, servis, yemek ücretleri konusunda herhangi bir karar alındı mı, alınacak mı? Evet ya da hayır demeniz yeterli sadece. Çünkü vaktimiz kalmadı. Yarı yarıya evet. Okul ücretlerini ödeneceğini düşünmüyorum ama servis ve şeyler ya da mahsup edilecektir ya geri ödenecektir yemekler. Tamam, güzel. Peki. Veliler bunu çok merak ediyordu. Çok teşekkürler. Şimdi dönüyoruz İstanbul Sanayi Odası'na. Skype bağlantımızda İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan var. Erdal Bey hoş geldiniz. İyi yayınlar Ali Bey, çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Beklettik sizi ama işte 17 milyon öğrencinin sorunuydu ve çok merakla bekledikleri pek çok şeyi konuşmak durumunda kaldık. Eğitim her şeyin önünde geliyor. Elbette. Hoşgörümüz sonsuz. Şimdi elimde bizim yani Bloomberg EYT'nin bir süredir başlattığı doğal toplum önderleriyle, kitle önderleriyle, sivil toplum örgütü yöneticileriyle görüşlerini paylaştığımız bir platform oluşturduk. Pek çok kişi bloomberg.com'a yazılar yazıyor. Bugün de sizin yazınız yayında. Merak edenler ana sayfadan, manşetlerden bakabilirler. Yazınızın içeriğine girmeyeceğim çünkü zaten onu konuşacağız önemli ölçüde. Çok temel üç konuya değiniyorsunuz. Diyorsunuz ki bu üç konu halledilirse gerisini bir şekilde çözeriz. Önce o üç konunun nasıl halledilebileceğine dair bir yol haritası anlatmanızı istiyorum. Buyurunuz. Şimdi biz bunu bugün söylemiyoruz. Kriz başladığı Mart ayının ortalarında ilk dile getirdiğimiz görüştü bu. Üç tane temel konu o günde gerek hükümet yetkilerimizde gerek kamuoyuyla paylaştığımız zaman ortaya koyuyorduk. Neydi bunlar? Bir, şirketlerimizin nakit akışının bu dönem boyunca olabildiğince güçlü tutulması. Çünkü gözüküyor ki tüm dünyada da görüyoruz ki bu sürecin en önemli problemi adeta damarlara gelen kan nasıl sürekli beslenmeliyse şirketlerin ve ekonominin içine gelen paranın da likitlerin de o boyutta beslenmesi ve desteklenmesi gerekiyor. İkinci önemli konu olarak istihdamı öne çıkarmıştık. Çünkü Türkiye'nin çalışan insan gücünün, yetişmiş insan gücünün böylesi bir dönemde asla ve asla kaybolmaması, asla aslında sistemden kopmaması gerekmekte. Zaten hastalığı sayılır bir işsizlik oranımız varken bu süreç bu oranı çok daha yüksek rakamlara çıkarmamalı ve ondan da önemlisi her biri kendi konusunda, her biri kendi sektöründe fevkalade yetişmiş olan insanlarımızın bu nitelik ve kabiliyetlerini mutlak ve mutlak surette koruyarak yarınlara bu dönemi geçirmeleri. Üçüncü olarak da önemli gördüğümüz konu kamunun reel sektördeki belli alacaklarını ki bunda başta tabii vergiler olmak üzere evet, bu dönem boyunca bir süreliğine ötelenmesi. Ve zaten ilk alınan kararlardan itibaren de görmekteyiz ki en temel kararlar hükümet tarafından alınan bu üç tane konunun çözümüne yönelik oldu. Tabii ki bunların her birinin kendi içinde tatmin ettiği sektörlerimiz var, tatmin etmediği sektörler var, tatmin etmediği bireyler var, tatmin etmeyen bireyler var ama genel anlamda Ankara elindeki kaynaklar tutulunca bu konuların çözümü noktasında ilk 45 günü mümkün olduğu kadar aktif geçirdi. Özellikle finans konusunda Kredi Garanti Fonu'nun son 1-2 haftada da gayet yoğun bir şekilde bu sürece bir katkı yaptığını gözlemlemekteyiz. En azından o ilk şok dönemi, ben ona kazanın ilk dönemi diyorum, karşılıklı diyaloglarla imkanlar ve kaynaklar elde edildiği ölçüde belli bir disiplin içerisinde bugüne kadar, Nisan sonuna kadar getirildi. Evet, şimdi bu kamudan alacaklar meselesi bence son derece önemli. Devreden KDV diyoruz, bunların en başında o geliyor. Devreden KDV şu an itibariyle, yani son veri bilmiyorum belki daha fazla artmış olabilir son 2 yılda. En son 2 yıl önceki veriden bahsediyorum. Nurettin Canikli'nin bakanlık yaptığı dönemde onun bizzat açıkladığı rakam 100 milyar lira idi. Bu 100 milyar liranın 40 milyar lirası kamunun
kamuya olan borcu. O bizi ilgilendirmiyor. Onlar bir cepten öteki cebe girer. Ama geri kalan 60 milyar liranın bir şekilde behemal hızlıca ödenmesi durumunda sektörün, yani bütün sektörlerin çok önemli bir mali avantaja kavuşabileceklerini düşünüyoruz. Neden acaba devreden KDV konusunda bu kadar çok ağırdan alınıyor? Ayak sürünüyor demeyeceğim, ayak sürüyorlar demeyeceğim ama gerçekten çok ağır giden bir süreç var. Bakalım bugün, yarın diye giden bir anlayış var. Neden? Tabii KDV konusu aslında çok felsefi konu. Sizin programlarda da tahmin ediyorum ben bunu. Sizinle de paylaştığımı hatırlıyorum. Aslında KDV'nin tabii bugünün ana temel sorunun içerisinde belki şu anda tekrar bunu açmam çok doğru değil ama KDV'nin biz sistematik olarak Türkiye'de gözden geçirilmesi, güzel, kökünden bir reforma tabi tutulması gerektiğini savunuyoruz uzun dönemden beri. Çünkü KDV mevcut haliyle artık net bir şekilde görmekteyiz ki bizim hayatımıza 80'li yıllarda giren KDV'yi biz tüketici vergisi olarak hep adlandırdık ve öyle algıladık ama yıllar gösteriyor ki aslında KDV sanayici üzerinden devlete verilen vadesiz ve sınırsız ve faizsiz bir borç. Borçtan da öteye unutulan bir para. Evet. Bugün bütün sanayi sektörlerimizin ki biz bunu son yıllarda İstanbul Sanayisi'nin 500 araştırmalarında da rakamlarla ortaya koyuyoruz. Her geçen sene her sektörde, her sanayi sektöründe giderek katlanarak büyüyen muazzam bir alacak. Umarım her şey normalin normaline döndükten sonra Türkiye'nin mali dünyada yapacağı en büyük reformlardan bir tanesi. Biz çözüm nedir diye soracak olursanız buradaki çözümün Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da uygulanan gibi direkt sales tax'ten tüketici vergisine dönüşmesi noktasındaki bir görüşü benimsiyoruz. Çünkü şu anda tüketici bir KDV ödüyor ama asıl yük karşılıklı barter yöntemiyle sanayici üzerinde kalıyor ve bunun da ötesinde Ali Bey, şirketlerimiz için de kamu için de muazzam bir iş gücü. Şirketlerde inanın muhasebe departmanlarındaki kadronun önemli bir bölümü bu KDV'nin mahsuplaşması, ödenmesi, tahsilatı gibi gibi bir tür detayla uğraşıyor. Bunun getirmiş olduğu müteselik kefalet var. Yani bu işin felsefi tarafı ve işin asıl yapısal sorunu burası. Sizin sorduğunuz soruya geldiğimiz zaman biz bu konuda devletin şu andaki bütçe kaynaklarından bu KDV geri ödenmese bile yine son iki yıldır önerdiğimiz bir başka yöntem var. Hiç değilse bu KDV miktarının bir kefalet mektubu diyebileceğimiz bir sistemde teminat olacaklı olan sanayicilere aynen bir teminat mantığıyla kullandırılması. Çünkü bugün şirketlerimizin az evvel bahsettim kredi garanti konu şu anda belli bir teminat kaldırıcı oluşturuyor ama yine de önümüzdeki süreçte bunun da yeterliliği, yetersizliği konusunda ben bu KDV alacaklarının bir teminat aracı haline getirip şirketlerimizin de bunu bir teminat değeri olarak kullanarak giderek eksilen teminatlarına önemli bir katkı sağlayacak enstrüman olacağını sürekli Maliye Bakanlığı yetkilimizle konuşuyoruz. Çünkü burada hiçbir şey devletin kasasından çıkmayacak. En kötü sorunlu ve problemli olan birkaç tane mükellefin parası sorunlu olduğu takdirde borçluya ödenecek ki o da zaten devletin kendisine ödemesi gereken tutar. Bunu ikna etmeye çalışıyoruz. Umarım önümüzdeki aylarda en azından çözüme dönük tam olmasa da küçük bir katkı olabilecek bir teminat haline getirebilme konusunu bir miktar çözmüş olabileceğiz. Güzel. Ama asıl temel konu KDV'nin kökten reform edilmesi. Ben bunun Türkiye'nin üretim gücüne verecek en büyük desteklerden birisi olduğunu inanıyorum. İnşallah ileriki günlerde bir programda sadece bununla ilgili dersinde çalıştığımız bir konu. Sizinle daha kapsamlı konuşuruz. Peki. Şimdi KDV meselesindeki yaklaşımınızı çok benimsedim. Yani hani acil olarak ödenmesinden ziyade teminat olarak kabul edilmesi durumunda bile reel sektörün çok ciddi ölçüde güç kazanabileceğini söylüyorsunuz. Bu yapılabilir mesela. Yani ilk aşamada bu yapılabilir. Sonra da ödeme sistemine geçirebilir. Bir izleyicimiz yazmış. Ben de aynı görüşteydim. Ben soracaktım ama Ali Cenk dönmez. Diyor ki KDV'nin ödenmemesi sistemi kayıt dışına itiyor diyor. Çok doğal bir şey. Yani çok basit bir gerçekten hareket etmiş. KDV'yi vermemek için firmalar bir şekilde yol ve yöntem bulmak durumunda kalabiliyorlar. Acaba kayıt dışılığı ne kadar teşvik ettiğini düşünüyorsunuz? İşte zaten az evvel bahsettiğim o yapısallığın içerisinde o kadar çok neden var ki. Yani KDV'yi maalesef
kayıt dışı çalışıp kendisi için risk alıp bir avantaj haline getiren firmaların rekabet noktası var. KDV üzerinden naylon faturalar konusu var. Dediğim gibi birçok kamuda da reel sektörde çalışan birçok insanın mesaisinin ciddi bölümünü KDV ayırması konusu var. Yani saydığımız zaman onun için dedim. İnşallah bu konuyla ilgili ileriki zaman dilimi için sadece KDV neden reforma tabi tutulmalı ve Türkiye'nin için yeni bir sisteme geçmeliği konuşuruz. Bu konuda kütüphanemiz dolu biraz. Evet. Umarım ileriki günler bunu değerlendirecek ve tartışacak zamanı ve fırsatı bize verir. Evet. Ben yürekten inanıyorum. Çok güzel. İki tane deyim var buna ilişkin. İşte attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değsin diyoruz. Eğer KDV sistemini reforma edersek attığımız taş, ürküttüğümüz kurbağaya değer. Bir de bir başka söz var yine kurbağayla ilgili. Dereye su gelinceye kadar kurbağanın gözü patlar diyorlar. Yani bir şekilde bir an önce sistemin işler hale getirilmesi lazım. Çünkü çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Şimdi son 3-4 dakikamız Erdal Bey. Onda da hem sizin bir başarınız yani İstanbul Sanayi Odası'nın bir başarısı. Onu konuşacağız. Bundan yaklaşık 4-5 ay kadar önce eğitim sistemiyle ilgili, mesleki eğitimle ilgili bir program yapmıştık. Siz orada demiştiniz ki belki de bu hayatım boyunca bir sanayici olarak benim emek verdiğim en değerli proje demiştiniz. Nitekim o projenin sonuçlarını ya da meyvelerini gördük. Ne zaman gördük? Bu koronavirüs sırasında tulum, maske ve benzeri korunma araçları üretiminde meslek liseleri rol aldı. Hatta o meslek liselerinin ürettiği ürünleri biz İngiltere'ye ihraç ettik. İngiltere'de de BBC'de haber oldu. Şimdi o süreci biraz anlatmanızı istiyorum. Acaba daha fonksiyonel hale getirebilir miyiz? Son 4 dakikamız. Valla her zor günlerin, karanlık günlerin parlayan yıldızları vardır. Ben öncelikle bir kere bu dönemin en önemli parlayanlığı Türkiye Sağlık Dünyası. Başta Sağlık Bakanımız, bütün başhekimlerimiz, doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız 7'sinden 70'ine bu konuda görev yapan hepsini ben canı gönülden minnetle kutluyorum. Burada hayatını feda eden kıymetli sağlık dünyası çalışanlarına ve hekimlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede tedavi gören doktorlarımız yine sağlık görevlerimize onlara şifa diliyorum. Yani ikinci parlayan yıldızda meslek liseleri oldu. Evet. Ve ne mutlu ki 1,5 sene bile olmayan bir süre içerisinde bizim de İstanbul Sanayi olarak Hami programı içerisinde dahil olduğumuz okullarımızın da içinden olmak üzere gün geçmiyor ki her gün bir tane okulumuzdan bir başarı hikayesi haberi gelmesin. Bu şu bakımdan bence Ali Bey çok sevindirici. Bu tür zor dönemler kendi içindeki kahramanları ve gelecek hikayeleri yazmak için de çok değerli dönemler oluyor. Ne yazık ki son 30 seneye yakın bir zamandır aşağı yukarı unutulan, maalesef her geçen gün marka değeri kaybolan meslek serimiz herhalde o geçmişin bütün küllenmiş algısını bu dönemki yazdıkları hikayelerle toplandırma noktasına önemli bir görev üstleniyorlar. Bu konuda Sayın Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanı Yardımcım Sayın Mahmut Özer'e de ben vermiş oldukları odaklanma, inanç, ısrar noktasında ve bizimle beraber yaptıkları işbirliğindeki değerli bizim de cesaretimizi ve heyecanımızı artıran katkılarından da çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de meslek liseleri yeniden doğuyor. Yani bunun altını net çizerek söylüyorum. Çok mütevazi imkanlarla ama en büyük sermayeleri olan heyecan ve gönülle, inançla okullarımızdaki öğretmenlerimiz, müdürlerimiz, kıymetli öğrencilerimiz girişimcilik ruhunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Girişimcilik ruhunu da sürekli ayakta tutarak bu döneme yaptıkları katkılarla geleceğin Türkiye'nin önemli aktörleri olma noktasında emin adımlarla ilerliyorlar. Bu konu hakikaten ne mutlu. Biz de bu konuda öncülük ettik, ortaklık ettik. Bu projenin dahilinde olduk. Türkiye meslek liselerinde bir tarih yazıyor. Bunu iftiharla söylüyorum. Bu süreç inşallah öyle veya böyle geride kalacak ama meslek liseleri Türkiye'deki hak ettiği yeri alacak. Ben bu inançtayım. Tabii bir hazır takdirlere gelmişken bir de sanayi dünyamızın, üretimin bütün zor şartlarda dahi devam ettiği noktasının da özellikle altını çizmek istiyorum. Türkiye'de son 1,5 aydan beri hayat belli ölçüde donmuş olsa dahi temel ihtiyaç maddelerinde, sağlık malzemelerinde çalışanlarımız başta olmak üzere o fabrikalarımızın yöneticileri, o tedarik noktaları, lojistik ekipleri, depolarda çalışanlar, perakende noktalarında çalışanlar
O konuda da bir başarı hikayesi yazıyorlar. İhracatımız her şeye rağmen devam ediyor. Üretimimiz devam ediyor. Ama tabii bu üretimimiz devam ettirirken de solucan şirketlerimiz de daha sağlıklı, daha korunaklı bir çalışma süreci içindeler. Ve yarınlardaki yeni normale dönüşümüzde de biz bu konuda da önce olup bu konunun nasıl korunaklı bir normal evresi olduğunu da şirketlerimizle, sanayicilerimizle beraber götüreceğiz. Türkiye sanayi bütün zorluklara rağmen toplumsal sorumluluğu yerine getiriyor ve üretimin ne kadar önemli ve hayati olduğunu bu dönem bir kere daha ortaya koyuyor. Birçok sektör o veya bu nedenle şartlarını kapatmış dahi olsa üretim ihracatın da sigortası, günlük yaşamın da sigortası, istihdamın da sigortası, sanayinin ne kadar önemli olduğunu keşke hep söylüyorum ya ben zorlu dönemlerde anlamasak ama sanayi bir ülke için, milli sanayi bir toplum için değerini bir kere daha ortaya koydu. Ben bu bakımdan bu sürece katkı sağlayan başta çalışanlarımız olmak üzere tüm sanayi kuruluşlarımızı ve bunların pazara ulaşması konusunda katkı sunan herkesi de yürekten kutluyorum bu program vesilesiyle. Harika. Çok teşekkürler Erdal Bey. Böylece 30 dakikanın sonuna geldik. Yarın aynı saatte yine karşınızdayız.